Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Saraybosna hakkında sizlere bilgi vereceğim. Ben Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenciyim, 4. sınıf öğrencisiyim. Ve öğrenci durumumda gezmeye çalışıyorum, gezebildiğim kadar. Türkiye'de gezdiğim kadar yurt dışında da gezmeye çalışıyorum ama ikinci tecrübem bu, yurt dışı tecrübesi. Birinci tecrübem Gürcistan Batum'du, ikinci olarak da Saraybosna'ya gittim ve Saraybosna hakkında video çekmek istedim çünkü çok fazla soru geldi. Birinci olarak bana sorulan sorulardan yola çıkacağım. Birinci olarak pasaportla mı, kimlikle mi gidiliyor diye soruluyor. Kesinlikle pasaportunuz olması gerekiyor. Vizesiz bir ülke Saraybosna. Pasaport çıkartmanız gerekiyor. Pasaport nasıl çıkartılıyor diye soracak olursanız nüfus müdürlüğünden çıkartılıyor ve 1 yıllık 6 aylık gibi ücretleri var. Eğer satın alacağınız tur ya da uçak bileti alacaksanız öncesinden alacağınız için 6 aylık bir riske girmeyin. 6 aylık pasaport çıkarmaktan ziyade en az 1 yıllık bir pasaport çıkarmanızı öneririm. Eğer sadece Saraybosna için çıkarıyorsanız 1 yıllık çıkarmanızı öneririm ben maliyet açısından. Bir yıllık şu an 2020 ücreti 304.50 kuruş harç ücreti bu. Artı bir de defter ücreti ödüyorsunuz 133 TL. Eğer öğrenciyseniz öğrenci pasaportu çıkarabilirsiniz. Öğrenci pasaportu nasıl oluyor? Benimki öğrenci pasaportu olarak çıkardım. 25 yaşın altında olmanız gerekiyor ve öğrenci belgeniz olması gerekiyor. Yani bir üniversitede ya da bir lisede bir öğrenciliğiniz olması gerekiyor. Eğer öğrenci belgeniz varsa ve 133 TL'niz varsa, 25 yaşında altındaysanız öğrenci pasaporta başvurabiliyorsunuz. Bu birinci kural. İkinci kural olarak, yani önerim olarak, şu yeni TC kimliğimiz olan kimlik kartını çıkarmanızı öneririm. Eski kartla gitmenizi önermem. Çünkü eski kimlik kartıyla sorun yaşayabilirsiniz. Bu da ikinci olarak önerim. Üçüncü olarak şuna gelelim. Pasaportunuzu çıkardınız. Uçak biletinizi aldınız. Uçak biletinizi nereden alacaksınız? Ben Pronto Tur'la gittim ama Pronto Tur'u önermiyorum. Ekstra turlar oluyor tur firmalarının içerisinde. Bunu önem göstermenizi rica ediyorum. Ayrıca sigorta, seyahat sigortası ben satın almadım. İsterseniz siz satın alabilirsiniz ama gerek duymadım açıkçası. Bir riske maruz kalacağımı düşünmedim. Temkinli oldum. Sigorta satın almadım. Ekstra bir ücret olacaktı benim için. Sigorta ücreti almadım. Benim turumun ücreti ben Ağustos, Temmuz ayı gibi aldım. Takside böldürdüm. 1333 TL'ydi benim turum, aldığım tur. İçinde uçak biletleri, otel fiyatları, otel, kaldığım otel, 3 günlük otel fiyatı ve artı bir de şehir turu vardı. Ekstra turlar, Mostar turu vesaire, bunlar hep ekstra turlardı. Buna dikkat etmenizi öneririm. İkinci bir söyleyeceğim olarak harç bedeli. Bu Türkiye'den çıkışta aldığınız bir harç pulu, ödediğiniz bir tutar. 50 TL şu an hala ücreti 2020'de. Ben 2019'un Aralık ayında gitmiştim Saraybosna'ya. Şöyle ki, ben bir küçük bir sizin için fiyat araştırması yaptım. Uçak biletini eğer alacaksanız önceden alın. Skyscanner diye bir internet sitesi var. Oradan almanızı öneririm. Herhangi bir ücret üzerine koymuyor. Orada en uygun ay olan kısım var tarihte. Onu seçerseniz eğer en uygun ayı size çıkarıyor. Mesela ben bir küçük bir araştırmayla 17 Mart'ta, yani 2020'de 305 TL, dönüş olarak 27 Mart'ı işaretleyerek o da 305 TL. 10 gecelikte bir otel fiyatı baktım. Otel değil aslında, pansiyon en ucuz olarak 1200'e. 10 günlük Saraybosna'da ne yapacaksınız, o da var. Ama en ucuz olsun diye böyle yola çıktım maksimum olarak. Bunun içerisinde pasaport ücretlerinizi koydum. 1 yıllık pasaport çıkarttığınızı varsayarak 2257 TL'ye geliyor. Artı içinde harç pulu da var. 2250 TL'ye geliyor. Ben 1333'e geldim. Çok maliyetli oluyor şimdi baktığınız zaman ama ben 4 günlük gittim. Siz 10 günlük gideceksiniz. 10 günlük gitmenin bir anlamı yok. Bir gecelik fiyatı pansiyon ücretlerine baktım. 121 TL bir geceliği en az, minimum. En fazla da 669 TL'ye kalabiliyorsunuz bir gecelik ücret olarak. Uçak biletleri de aşağı yukarı size şöyle söyleyeyim. En minimum tutar 300'den başlıyor. 600, 700, 1000'e kadar çıkıyor. Önceden almanızı tavsiye ediyorum. Kışın gidecekseniz kesinlikle ama kesinlikle mont, şapka, bere, yani eldiven ne varsa alın. Çünkü gerçekten soğuk bir memleket. Önereceğim diğer bir tavsiye ise
Ben gittiğimde 3 gün kaldım. Yani 3 gece kaldım. Saraybosna'da kalın. Mostar'a otobüsle ya da trenle geçin. Çünkü şöyle bir şey var. Mostar'da otel fiyatları daha pahalı Saraybosna'dan. Saraybosna'da tren var. Tren diyorum, pardon. Tren oradan gidişte var. Saraybosna'nın içinde bir tramvay var. Otobüsler de işliyor aynı zamanda. Tramvayda kullanılan bu bilet. Bu bileti kullanarak bu şekilde geçiriliyor. 1.60 km alınıyor büfeden alırsanız. Eğer tramvayın içinden alırsanız da 2 km'ye alıyorsunuz. Bunda öğrenci vesaire böyle bir durum yoktu. Tramvay hattı üzerinde bir otel tutarsanız sizin için avantaj olur. Tramvay hattını kullanarak her yere gidebilirsiniz. Birinci gün ben şehir turunu yaptım. Şehir turunda gitmenizi önereceğim yerler, orada bir tane pazar var. Sorarsanız gösterirler. Bir sürü et, işte peynir falan satılıyor. Dışarıdan zaten böyle müze gibi görünüyor ama içi pazar. Orayı öneririm, oraya gitmenizi öneririm. Diğer şekilde çok fazla şehir turunda aman bir gezmedim. Yani şehri gezdim. Yani böyle müze falan bir kasmadım, yani öyle söyleyeyim. Böreğini tavsiye ederim. Kesinlikle böreğini yemenizi, trileçeden yemenizi, kahvesini içmenizi kesinlikle, bu üçünü öneriyorum. Yani bunları tadına bakın. Esnafları bazıları çok güler yüzlü, çok samimi, çok sıcak. Ama bazıları çok sert diyebilirim. Mesela ben bir yerden, şu Sarayova'dan bir tane magnet aldım. Magnetimi yanında bunun ücretini sordum. Bedava dedi. Mesela bunu bana hediye olarak verdi bunun yanında. Böyle tatlı esnaflar da var ama çok sinirli esnafları da var. Onu da söyleyeyim yani. İngilizce bilmenizi gerektirecek bir durum yok aslında. Çok fazla bir dil bilmiyorsanız bile gidebilirsiniz, öyle söyleyeyim. Önermek istediğim iki uygulama var. Bir tanesi çeviri, translate indirmeniz. Oradan İngilizce dili, Türkçe dili, işte Hırvatça vesaire, bunları indirirseniz oradayken, eğer internete bağlı olmadığınız zamanlarda bile internette yani çeviriden dili çevirebilirsiniz. Bunu öneriyorum. İkinci olarak Maps.me diye bir uygulama var. Bunu da öneriyorum. Buna da girdiğinizde harita bilgisiyle hareket edebilirsiniz. İkinci olarak da tramvayı kullanmanızı öneririm. Bir sokaktan bir sokağa, pardon, bir baştan bir başa gidebilirsiniz. Yani o yönden çok kolay oluyor tramvay. Ben ikinci olarak Mostar'a gitmiştim. Mostar'da ekstra tur olarak gitmiş olduğum Pronto Tur diyeyim, yani tur şirketi 60 euro gibi bir ücret çıkarmıştı ama ben bireysel olarak gittim Mostar'a. 20 euroya denk geldi yemek, otobüs bileti, tren bileti. Ben otobüsle gittim. Otobüs biletim hemen şurada. Şöyle göstereyim. Şu otobüs biletim. Bu otobüs biletim de çok kolay bulmak. Biraz endişe ettim başta terminali bulurken ama gayet kolay. Şöyle bir otobüs biletim var. Otobüs biletinizi siz öğrenciyim derseniz, öğrenci kimlik kartınızla gitmeyinizi unutmayın. Öğrenci kimlik kartınızı gösterdiğinizde size indirim yapıyorlar. 16 km'ydi normalde ücreti ama ben 12 km'ye gittim. Dönüşü de trenle döndüm. Trende istediğiniz yere oturabiliyorsunuz. Biraz koku olarak pis bir koku oluyor içeride. Yani ben gittiğim dönem öyleydi. Biraz rahatsız oldum ama sonrasında alıştım. Çok konforlu değil ama güzel manzaraları var. Ben akşam döndüğüm için çok fazla manzarasını da göremedim açıkçası ama sabah gitmenizi öneririm. Ama iki vesait oluyor diye biliyorum. Bir sabah 7'de, bir de akşam dönerken 5'te oluyor diye biliyorum. Bu şekilde bir bileti var onun da, tren bileti. İstediğiniz yere oturabiliyorsunuz açıkçası. Memur gelip sadece biletinize bakıyor. Oturduğunuz koltuğa bakmıyor. Diğer söyleyeceğim de kesinlikle ama kesinlikle magnet almayı unutmayın. Çok güzel bir anı. Ben çok seviyorum. Her gittiğim yerden de alıyorum. Otel fiyatlarını söyledim sizlere. Otel fiyatlarını paylaştım. En fazla en az diye. Belgrad'a gidebilirsiniz oradan. Mostar'a geçebilirsiniz dediğim gibi. Trenle ulaşabiliyorsunuz oraya da. Yine tren ve otobüs biletleriyle otobüsle ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Söyleyeceklerim bu kadar. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorum yapın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi kesinlikle bu videoyu unutmayın. Bir de önerim, gerçekten öğrencilere çok gezin. Gerçekten çok gezin. Bana toplam 1300 turla beraber
Bir de artı orada yaptığım 400-500 civarı bir masrafla 2100-2000 civarı bir şeye patladı. Ben hem öğrenciyim hem de çalışıyorum. İşimden çıkmak istemediğim için aslında sürekli yıllık izinlerimden kullanarak geziyorum. Vizeden sonraki dönem çok iyi bir dönem. Ailenizin yanına gitmektense 2-3 günlüğüne bir ülkeye, bir şehre gidebilirsiniz. Diğer bir ifade edeceğim şey de şu. Ben hem gezdiğim için, hem çalıştığım için, hem okul bu üçlemeyi sağlamaya çalıştığım için işimden de çıkmak istemediğimden ötürü aslında. Ama size önerim, bir işte çalışıp öğrenciyken oradan kazandığınız parayla hem gezip sonrasında işten çıkıp gezersiniz. Sonrasında tekrar gelip tekrar bir işe girebilirsiniz. Yani öneririm. Bu şekilde güzel bir sistem oluyor yani. Arkadaşlarımdan da var bu şekilde gezen. Ama gezmenizi kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle ama yani. Çok fazla kesinlikle kelimesi kullandım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorum yapın. Cevaplayacağıma emin olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.